İpucu Kriminal'den iyi geceler. İpucu Kriminal'de bugüne kadar incelenen bütün dava dosyalarında aslında hep aynı temanın altı çizildi. Her temas bir iz bırakır. Ve bu temas suçlunun peşindeki adli bilimciler için altın değerindedir. Bu akşam ekrana her insanın kaçınılmaz olarak ardında bıraktığı bir ipucundan, ayak izinden yola çıkılarak aydınlatılmış bir dava dosyasını getiriyoruz. Bunun için 5 yıl öncesine gidiyoruz. Arnavutköy, Hatıra Ormanı'nda. Arnavutköy Hatıra Ormanı'nın güvenliğinden sorumlu olan bekçi İdris Gül, mesaisi bitmeden önce ormanlık alanı son bir kez kontrol etmek istedi. Uzakta bir karaltı gördü. Jandarma kriminal timi Arnavutköy Hatıra Ormanı'na ulaştığında, cesetlerin bulunmasının üzerinden yaklaşık bir saat geçmişti. Cesetler aynı yaşlarda genç bir çifte ait. Cinayet mahallindeki yiyecek sepeti, üzerinde bulundukları kilim, ormana piknik yapmaya geldiklerini gösteriyordu. Cinayet mahallindeki ilk incelemeyi, İstanbul Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme timi uzmanları yaptı. Kadın alnından, erkekse ensesinden birer kurşunla vurularak öldürülmüştü. Üzerlerinden çıkan kimliklere göre kadının adı Serap Yıldız'dı. 21 yaşındaydı. Erkek arkadaşının adı ise Yunus Korkmaz'dı. Genç kızdan yalnızca 2 yaş büyüktü. Serap ve Yunus meslektaştı. Bir tekstil firmasında çalışıyorlardı. Kendi aralarında söz kesmişlerdi ve evlenmeyi planlıyorlardı. Yağmurun kesildiği ilk pazar günü soluğu ormanda almışlardı. Ormanlık bir yerde, hafif bir tümsek vardı. Gençlerin kimi zaman ailelerinin piknik yapmaya gittikleri, aslında bana göre bir cinayet mahalli de değildi yani. Ağaçlık, yeşillik. Yani kim ister ki orada birini vurmayı? İstanbul Jandarma olay yeri inceleme uzmanlarının elinde cesetlerin kimliğinden başka bir bilgi yoktu. Orman ipuçlarını bulmayı güçleştiriyordu. Önce cesetlerin üzeri dikkatle arandı. Her ikisinin üzerinde de para ve benzeri değerli eşya yoktu. Soyulmuşlardı. Cesetlerin bulunduğu yerin birkaç adım ilerisinde boş bir kovan bulundu. Kovan
9 milimetre çapında bir mermiye aitti. Kovanların cinayet mahallinin yakınında bulunması, ikisinin de yakın mesafeden ateş edilerek öldürüldüğünü gösteriyor. Kovanları ararken olay yeri inceleme uzmanlarının dikkatini çevredeki ayak izleri çekti. İzler tek bir kişiye ait görünüyordu. İzler önce kurbanların olduğu yöne doğru geliyordu. Burada karışıyor ve seçilemez oluyordu. Daha sonra da aynı izler geldiği yöne doğru uzaklaşıyordu. Ayak izleri bir erkek ayakkabısına aitti. Jandarmanın elinde bir delil vardı. Olay yerinde bırakılan bir ayak izi. Cinayetin olduğu gün yağmurlu bir gün. Yerler yumuşak ve zanlı ayak izi bırakıyor. Çevrede başka ayak izleri de var. Bunların maktullerin ayak izleri olduğu da düşünülüyor. Bu ayak izleri teker teker alçıyla kalıba alınıyor. Kalıba alınmasının ardından soruşturma başlıyor. Soruşturmanın en önemli delillerinden birini bu oluşturuyor. Olay yerinde tespit ettiğimiz ayak izleri bize çok şey söyler. Olay yerine kimlerin girip çıkmış olabileceğini, kaç kişi olduğunu, olay yerine girmiş kişilerin tahmini olarak yaşı, cinsiyeti, hatta boy uzunluğu gibi özelliklerini, eğer bir şey, örneğin bir ceset taşınmışsa, bu ihtimalin olup olamayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Örneğin bir ceset taşınmışsa, normal bir ayak izinden daha derin toprakta ayak izi bırakacak özellik bekleriz. Yine birden çok kişinin girip çıktığını rahatlıkla ayak izi farklılıklarına bakarak söyleme şansımız vardır. Ayakkabı tabanları giyildikleri andan itibaren yıpranma ve giyilme özelliklerine göre kendine has bir takım özellikler kazanır. Bu özellikler giyen kişiye aittir. Bu nedenle iki ayrı insanın ayakkabı izi birbirine benzemez. Bilimsel olarak ayakkabı tabanında oluşmuş karakteristik bir noktanın ikinci bir ayakkabıya benzeme ihtimali 16 milyonda birdir. Olay yerindeki ayak izleri incelendiğinde uzmanlar zanlı hakkında birçok somut bilgiye ulaşıyor. Zanlının boyu, kilosu, yavaş mı yoksa hızlı mı yürüdüğü, yürürken ellerini arkaya bağlayıp bağlamadığı veya ceplerine sokarak mı yürüdüğü gibi birçok ayrıntı tespit edilebiliyor. Bu bilgiler her iki ayağa ait topuk mesafesi, ayak izi açıları ve adım uzunluğu gibi ölçümlerden elde ediliyor. Eğer olay yerinde belirgin ayakkabı özelliklerini yansıtan biri saptayabilmişsek, olay yerinin zeminin özelliğine bağlı olarak farklı yöntemlerle kalıplarını çıkartırız ve bu kalıplar özellikle mahkeme aşamasında hele ki karşılaştırabileceğimiz bir ayakkabı ya da bir başka iz varsa çok sağlam ve tutarlı bir delil olarak kabul edilir. Olay yerindeki ayak izlerinde tespit edilebilen bu özellikler şüpheliye uyuyorsa önemli ve tamamlayıcı bir ipucu. Çünkü olay yerinde ayak iziyle zanlının ayak izi arasındaki milimetrik bir sapma bile onu şüpheliler listesinden çıkarmaya yetebiliyor. Ayak izlerinin pozisyonları üst üste binmiş olması ve buna benzer birçok özellik olayın gerçekten nasıl gerçekleştiğini, bir örneğin boğuşma olup olmadığını
çoğu kez bize rahatlıkla ifade ettirebilir. Olay yerinde bulunan ayakkabı izleri negatif ve pozitif olarak ikiye ayrılıyor. Negatif izler zeminin altına doğru oluşmuş, boyu, eni ve derinliği olanlardır. Yani kar, çamur ve kumda oluşanlar. Ayak izleri kum, çamur ve karlı zeminlerden iki şekilde alınıyor. Birinci yöntem fotoğraflama, diğer ise kalıp alma yöntemi. Ayak izi tespiti fotoğrafla yapılacaksa, çekimde izlerin boyutuna doğru tespit etmek çok önemli. Bunun için ölçek kullanılıyor. Ayrıca ışığa duyarlı, asa değeri yüksek filmler tercih ediliyor. Ayak izinin önce olay yerindeki konumu, sonra izlerin genel görünümü, daha sonra da topuk ve parmak ucu kısmının detaylı çekimi yapılıyor. Negatif izlerin alınmasında ikinci olarak da kalıp alma yöntemi kullanılıyor. Eğer bu yönteme başvurulacaksa ayak izi üzerindeki ot, yaprak, toz gibi maddeler izi bozmadan temizleniyor. Bunun için şırınga ya da cımbız kullanılıyor. Kalıp için kullanılan alçı izlerin üzerine dökülmeden önce bir sprey yardımıyla ayak izi sertleştiriliyor. Daha sonra krema kıvamında hazırlanan alçı mümkün olduğunca ize yakın bir noktadan dökülüyor. Kalıp kalınlığı 2-3 santimetreyi bulana kadar işleme devam ediliyor. Daha sonra kalıbın kırılmasını önlemek için tel ya da odun parçası kullanılıyor. Kalıp 25-30 dakika kadar iz üzerinde bekletiliyor. İki ya da üç gün bekletildikten sonra laboratuvara gönderiliyor. Olay yerinde tespit ettiğimiz ayak izleri sadece olayın nasıl meydana geldiğini, kişilerin özelliklerini göstermez. Çok daha spesifik bulgular da verir bizim için. Örneğin ayak izinin bulunduğu bölgeden alacağımız örneklerde polen ve toprak analizi yapmak mümkündür. Polen ve toprak analizi ile olayın gerçekte gerçekleştiği yer, örneğin başka bir yer olsun, başka bir yerde gerçekleşmiş ve daha sonra cesedin oraya taşınmış olduğunu söyleme şansımız vardır. Arnavutköy ormanında işlenen cinayetin olay yerinde bulunan ayakkabı izleri yumuşak toprak üzerindeydi. Uzmanlar önce ayakkabı izlerini fotoğraflarını çektiler, ardından da izlerin kalıbı alındı. İzler 43-44 numaralı bir erkek ayakkabısına aitti. Bu veriye göre katil oldukça uzun boylu ve iri yarıydı. İzlerin derinliğindense katilin koşarak uzaklaştığı anlaşılıyordu. İzler yakın civardaki bir yere, Taşoluk beldesine gidiyordu. Taşoluk beldesi ormana çok yakındı. Cinayet soruşturmasının bundan sonrasını jandarma ve polis ortak yürütecekti. İlk önce beldedeki sabıkalıların listesi çıkarıldı. Listenin başında cinayet ve gasptan tutuklanmış ya da hüküm giymiş olanları vardı. Yapılan eleme sorununda Taşoluk beldesinde oturan 3 gasp ve cinayet hükümlüsü belirlendi. Güvenlik güçlerinin elindeki tek veri zanlının ayakkabı numarası ve tahmini eşkaliydi.
üç şüpheliden biri öngörülen eşkale uyuyordu. Üstelik katille aynı numara ayakkabı giyiyordu. Şüphelinin adı Sadık Gürcan'dı. 26 yaşındaydı. 7 yıl önce bir taksiciyi 5 YTL için gasp edip bıçakla öldürmüştü. Arnavutköy ormanı cinayetinden bir yıl önce af kanunuyla salıverilmişti. Zanlının ismini duyar duymaz zaten 7 yıl öncesine gittim. 7 yıl öncesinde karşılaştığım kişiyle bu kişi aynıydı. Tabii ondan sonra bu olayı takip etmek benim için daha da ilginç bir hale geldi. Çünkü karşınızda iki ayrı olay var, iki ayrı yaşanan acılar var ve bir katil var. Güvenlik güçleri şüpheliyi ve evini 20 gündür gözaltında tutuyordu. Evde yapılan aramada öldürülen gençlerden Serap Yıldız'ın cep telefonu şüphelinin evinde bulundu. Yastığın altında ise 9 milimetre çapında bir tabanca vardı. Yani cinayette kullanılan silahın aynısı. Jandarma güvenlik güçlerinin elindeki en önemli delil, zanlının ayakkabı izleriyle cinayet mahallinden alınan izlerin karşılaştırılmasıydı. Karşılaştırma sonucu ipucu, dosyanın en önemli delili haline dönüştü. Çünkü her iki iz birbirine tıpatıp uyuyordu. Adli bilimciler olay yerinde buldukları ayak izlerini yalnızca tek bir yönden karşılaştırmıyorlar. Aynı zamanda ayakkabının altındaki toz ve toprağın incelemesi de yapılabiliyor. Bir başka deyişle katilin cinayet mahallinde attığı her adım kendisi aleyhine bir ipucu olabiliyor. Serap Yıldız ve Yunus Korkmaz'ın katili bulunmuştu. Sadık Gürcan'ın yıllar önce işlediği taksici cinayeti de Arnavutköy'de olmuştu. O dönemde taksiciler İstanbul'da ayaklanmış, yürüyüş yapmış, katil kısa sürede yakalanmıştı. Pazar günü gittiğimi gören mahalledeydim. Ormanın içine dolanıyordum. Arabayı gördüm. Kapıları kontrol ettim, kilitliydi. İleriden gülüşme sesleri geliyordu. Biraz içeri doğru yürüdüm. Onları gördüğümde oturuyorlardı.
Adamın arkası bana dönüktü. Bir süre izledim onları. Önce adamı vurmaya karar verdim. Tek vuruşta adamı vurdum. Sonra kadına doğru yürüdüm. Alnından vurdum. Eşyalarını aldım. Oradan ayrıldım. Ayrıldığında ikisi de ölmüştü. Bir gün yanında otobüste oturuyorlar. Bir gün takside karşılaşıyorsun. Hamburgercide karşılıklı yemek yiyorsun. Yani tiplerinden bir katili katil, yani bir insana katil, bebek yüzlü katiller de var. Hiç konduramadığın, anlayamadığın. Yani bu adamla ilgili bebek yüzlü bir tanımı yapmıyorum. Hiç öyle bir kafamda tasvir kalmamış. Sadık Gürcan sorgusunda cinayeti itiraf etti. Cinayet nedeninin ise soygun olduğunu söyledi. Kurbanlarını daha önce hiç görmemişti. Tanımıyordu. Cinayet günü önce Yunus'u ensesinden, sonra da Serap'ı yanına daha da yaklaşarak alnından vurduğunu itiraf etti.